Merhaba. Merhaba Zeynep, nasılsın? İyiyim. Güzel bir hazırlıklar var galiba. Evet. Nedir bu hazırlıklar? Biraz bahseder misin? Olur, Trilçe. Evet, ne yapacağız biz bugün? Trilçe yapacağız. Triliçe yapacağız. Evde olduğumuz için biraz canımız sıkıldı. Evet. Bir aktivite yapalım istedik. Zeynep de canı çok triliçe istemiş. Biz bunu tabii iftar hazırlık için yapıyoruz. Evet. Hazırdan mı yapacağız yoksa kendimiz mi yapıyoruz? Hazırdan bu sefer. Neden hazır olduğundan bahsedelim istersen. Olur. Çünkü ilk defa yaptığımız Evet. için hazırdan yapalım istedik. Malzemeleri biraz anlat istersen Olur. herkese. Arkadaşlar süt var. Evet. 3 tane yumurta ama yumurtanın sarısı ya beyazını ayırıyorsunuz. Aynen. Biz yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdık. Çünkü ayrı olması gerekiyor. Evet. Bir tane krema. Bir tane kremamız var. Zaten trileçenin kendi içerisinden un karışımı, karamel sosu, bir de ıslatma sosu çıkıyor. Evet. O yüzden hazır alırsanız ilk etapta yapmak daha kolay. Bakalım biz yapacağız şimdi. Sırayla da size nasıl yapıldığını anlatacağız. Evet. İlk önce bu yumurtanın sarı olan kısmı vardı ya. Onu Beyaz döküyorum. olan kısmı, pardon. Evet. Beyaz olan kısmını içine döküyoruz. Sonra bunu mikserle yaklaşık 5-6 dakika süresince, istersen sen çırp böyle yavaş bir şekilde. Olur. Çırpıyoruz ve krema haline gelecek. Şimdi mikserle çırpmamız bitti. Evet. Nasıl oldu dersiniz? Tam bir krema gibi. Hatta şöyle bir taktik var bakın. Ters çevirince dökülmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Zeynep'ciğim? Yumurtamız. Yumurtaların sarısını koyuyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Yumurtaların sarısını bundan sonra bir daha mikser kullanmıyorsunuz. Evet. Mikseri sadece kremayı yapana kadar. Şimdi bir yumuşak spatulayla onu böyle yavaş yavaş karıştırıyorsunuz. Hızlı olmayacak şekilde, yavaş bir şekilde. Evet, böyle yediriyorsunuz içerisine. Burada yavaş olun, çok acele etmeyin. Çünkü Evet. kremanın formunun bozulmaması gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorsunuz. Şimdi yumurtayla kremamızı karıştırdık. Bundan sonra üzerine yavaş bir şekilde un karışımını koyuyorsunuz. Koy un karışımı istersen. Yavaştan böyle yuvarlak şekilde, daha ter tarafına eşit olacak şekilde. Şimdi de yine aynı, bundan sonra yine mikser kullanmıyorsunuz. Çok yavaş bir şekilde un karışımını bu sefer yediriyorsunuz kremalı yumurtanıza. Yine yavaş olması gerekiyor çünkü kremanın formunun bozulmaması gerekiyor. Sen yap Zeynep yavaş yavaş. Tamam. Çok yavaş bir şekilde. Evet, şu anda un karışımını karıştırdın galiba. Evet. Şimdi bundan sonra bunu şöyle görmüş olduğunuz borcam tepsinin içine koyacağız. Evet. Borcamın Onu. içine yağla yağladın galiba Zeynep'ciğim. Evet. Şimdi buraya boşaltalım bunu istiyorsan yavaş bir şekilde. Olur. Yavaş, çok yavaş bir şekilde boşalt ve çok bu köpüklü halinin, yani kabarık halinin bozulmaması gerekiyor formunun. Boşalttıktan sonra da bunu Düzelteceğim. spatulaya düzelteceğiz. Evet. Çok güzel, yavaş yavaş. Zeynep harika oldu galiba. Evet. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Mikrodalgaya koyuyoruz. Evet, fırına Rafine. atıyoruz. 160 derecede yaklaşık 25-30 dakika ya da 35 dakika, duruma göre bakarsınız. Pişmesini bekliyoruz. Biraz pembeleşecek. Evet, pembeleşince çıkaracağız. Şu anda fırınımıza atıyoruz. Zeynep, kek çıktı. Evet. Nasıl gözüküyor? Güzel. Evet arkadaşlar, yaklaşık 30 dakikalık bir pişirme süresinden sonra şu anda trileçemizin kekini çıkardık. Şimdi ne Evet. yapıyoruz? Şimdi Islatma evet. sosu. Bunun için önce kremamızı döküyoruz. Evet. Sonra 3 3 bardak bardak süt süt. döküyoruz. Senin de el becerilerin bayağı gelişti bu sayede Zeynep. Evet. Toplam 3 bardak süt ve kremayı dökeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, 3 bardak sütü koyduktan sonra ne koydum içerisine Zeynep? Islatma tozu Evet. karışımı galiba. Evet. Krema, 3 bardak süt ve ıslatma tozu karışımını koyduk. Evet. Şimdi yaklaşık olarak bir 3-4 dakika boyunca Zeynep bunu böyle çırpıp karıştıracak. Yine mikser kullanmıyorsunuz. Bu arada kekimiz de burada biraz soğumaya devam ediyor. Bir 5 dakika geçtikten sonra kekimizi dilimlere ayıracağız. Ve buradaki ıslatma tozu karışımını da içerisine dökeceğiz. Evet, yaklaşık 4 dakika boyunca Zeynep krema, süt ve karışım tozunu karıştırdı. Evet. Şimdi bu arada da yaklaşık bir 5-6 dakika oldu. Kekimiz de biraz kendini çekmiş oldu arkadaşlar. Şimdi tek yapacağımız şey, kekimizi çok düzgün bir şekilde kesiyoruz.
Bu şimdi kesmemizin sebebi hem süt karışımı içerisine daha güzel yedirilsin diye, hem de sonradan servis yaparken daha rahat oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Evet. Yalnız hemen keki kesmeye çalışmayın. Yaklaşık bir 5-6 dakika dışarıda beklemesi gerekiyor. Ondan sonra kesmeniz gerekiyor. Hemen keserseniz daha hamur olduğu için sıkıntı olur. Şimdi bu kesim işlemini tamamladıktan sonra biz karışımımızı, daha doğrusu Zeynep yapacak galiba. Evet. Sıcak olabilir, dikkat et. Tamam. Şu anda kesme işlemimizi gerçekleştirdik. Kekimiz de böyle yanlardan ayrılıyor. Ayrılırsa daha yer tarafına kadar sütü dağıtmış oluruz. Evet. Şimdi buradan sonrası daha önemli. Dikkatli olmanız gerekiyor anlatacaklarımıza. Çünkü bu kadar emeğiniz boşa gitmemesi gerekiyor. Çok titiz davranmak gerekiyor. Evet. Şimdi bunu hemen karıştırdık. Karışımımızı yaptık. Ben mi dökeyim, sen mi dökeceksin? Sen de. Dökeyim. Yavaş bir şekilde, çok hızlı olmayacak şekilde. Şöyle kenarlarından döküyorsunuz arkadaşlar. Şu an çok güzel gözüküyor. Umarız tadı da göründüğü kadar lezzetli ve güzel olur. Heyecanlı mısın? Evet. Yemek için sabırsızlanıyor musun? Evet. Evet, şu anda heyecanlıyız ama bunu yiyebilmek için yaklaşık 2-3 saat daha bekleyeceğiz. Evet. Şimdi gelelim önemli noktalara. Şimdi sütümüzü ve karışımımızı trileçemize ilave ettik şu anda. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken şey arkadaşlar, yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca bunun oda sıcaklığına gelmesi için bekleyeceğiz. Şu an dolaba koyarsanız, şimdi kekimizin üzerine krema karışımımızı ve süt karışımımızı koyduk. Şu anda yapmamız gereken tek şey, bunun dışarıda beklemesini sağlayacağız. Yaklaşık evet. olarak bir 10-15 dakika boyunca oda sıcaklığına gelecek. Sonra ne yapacağız Zeynep'ciğim? Sonra buzdolabını 2 saat bekleteceğiz. 2 saat sabırsızlıkla bekleyebilecek misin? Evet. Evet, 2 saat buzdolabını bekledikten sonra tek yapmamız gereken şey, karamel sosumuz kaldı. Üzerine karamel sosu koyacağız. Ve ondan sonra az bir şey daha bekleyip servisimizi yapacağız. Evet. Şu anda görüntüsü nasıl? Güzel. Umarız tadı da güzeldir. Evet. Sizler de beğendiyseniz videomuzu beğenirseniz seviniriz. Bir saat sonra biz, 1-2 saat sonra karamel sosunu koyup videomuzu tamamlayacağız. Görüşürüz. Evet Zeynep, şu an nereye geldik? Son kısmına. Evet, yaklaşık 2 saattir Zeynep, 2 saat doldu mu, 2 saat doldu mu deyip duruyor. Evet. 2 saattir trileçemiz dolapta. İstersen sen tut böyle trileçeye doğru. Tamam. Şimdi tek yapacağımız şey arkadaşlar, burada sos var. Sosumuzu alıyoruz, karamel sosunu. Evet. Karamel sosunu düzgün bir şekilde hemen buradan. Dur bakalım, evet. Karamel sosu da çok güzel gözüküyor. Evet. Bunu bu şekilde üzerine gezdiriyorsunuz. Ondan sonra kaşıkla güzel bir şekilde yedireceğiz oraya. Ve şu anda tamamlandı. Evet. Nasıl oldu sence? Güzel. Biz birazdan yemeğe koyulacağız arkadaşlar. Evet. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bizi gerçekten çok beğendik. Videomuzu beğenip destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Nasıldı tadı? Güzel. Bizi gerçekten beğendik. Şimdi bundan sonra inşallah size bunun hazır olmayanını yapacağız. Evet. En yakın zamanda da ne çekeceğiz? Profiterol. Evet. Biz beğendik arkadaşlar. Hazır alıp da yapabilirsiniz. Evet. İyi izlemeler. Afiyet olsun size. Afiyet olsun.